Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve yardımcıları, TTK Genel Müdürü ve yardımcıları, Amele Birliği Başkanı ile Kozlu Müessesesi Maden Ocağı, -425 metre kodunda 5. ayak panosunda madencilerle bir araya geldi. Sürmene, o bölgeden bölge göçe var ya sen. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, madencilerin çalışma koşullarını yakından görme fırsatı buldu. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, deprem bölgesinde kahramanlık gösteren ve yüzlerce kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtaran madencilere bizzat madene inerek teşekkür etme fırsatı buldu. Sesimiz yaklaşık 1750 kişiydi, 1500 yer altı, 2500 yer üstünde elemanımız var. Şu anda Zonguldak'ta da olsun en derin kodlardan ve ilk başı yenisini aldım. Yeni değil mi? Şu anda 3 tane yeni kartlarımız var, 2 tane hazırlık kartlarımız var. Burası en üstteki kısım onun için. Üzerlere doğru gittikçe denizin altına doğru gittikçe derinleşiyor. Eğim artıyor. Sonra da farklı üretim yöntemleri kullanıyoruz. Burada biz bizim klasik dediğimiz depremde de toplum demolan domuzdan takimatıyla çalışma yapıyoruz. Normal klasik konveyörle kazıyoruz. Bir yerde bant konveyörü, zincirli konveyörlerimiz var. Onlarla kömürü buradan alıyoruz. Burada vagonlara yüklüyoruz. Buradan geliyor. Bu iki nolu kuyumuz burada. Tumba dediğimiz tumba var şurada. Tumba ediyoruz aşağıya. Siloya gidiyor. Kafese yükleniyor. Yukarı yüklüyor. Yukarıda tekrar tumba oluyor. Bantla birlikte silomuz var. Siloya yüklüyoruz. Silodan Ziyareti değerlendiren AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın, Sayın Milletvekillerimiz, İl Başkanı ve Yardımcılarımız, TTK Genel Müdürü ve Yardımcıları, Amele Birliği Başkanı ile Kozlu Müessesesi Maden Ocağı, -425 metre kodu 5. ayak panosunda madenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Madenci kardeşlerimizin çalışma koşullarını bakanımız ve heyeti yakından görme fırsatı buldu. Bu vesileyle madenci kardeşlerimize en kalbi sevgi ve muhabbetlerimizi arz ederken tüm vefat eden madenci şehitlerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun dedi.